Brezilya, İrfan Can Kahveci, Atilla Zalai, Osayi Samuel, Fenerbahçe'de ara transfer döneminde gelenler, Nabil Dirar, Kemal Ademi, Tolga Ciğerci ayrılanlar. Tolga Ciğerci de Başakşehir'e gitti. O detayı verelim. Kemal Ademi, Fatih Karagümrük, Nabil Dirar, Kulüp Brugge'un yolunu tuttu. Faslı oyuncu. Osayi Samuel de kritik transferlerden biriydi. Giden oyuncular, lafını kestim. Giden oyuncular Gürcan, gittikleri kulüplerde kötü oynayabilir mi sence? Vallahi Nabil de Kemal de kiralık gittiler. Kiralık gittiler. Orada iyi Ciğerci, performansları şeyde, Fenerbahçe'nin lehine gelişir tabii, değil mi? Tolga Ciğerci mesela Kemal Ademi'ye Fenerbahçe'de aynı bugün Mustafa Muhammed gibi. Çok genç bir oyuncu, o da 22-23 yaşında. 1.98, 2 metreye yakın boyu var. Ama olmadı. Yani ilk 11'in içine giremedi. O rekabette yer alamadı. Belki Karagümrük'te eğer oynama şansı bulursa onlar için onun, de tabii yani onun, bir şekilde onun, forma şansı süre alacaklar. Daha belki de daha iyi bir şekilde dönecekler. Onun gelişmesini doğru bir tabii onun gelişmesini izleyecekler. Mesela Fenerbahçe'nin Sisse'yi almasının nedeni Samatta'yı yedeklemesiydi. Orada Kemal Ademi'yi çok böyle Samatta'nın alternatifi gibi, biri girer biri çıkar gibi düşünmüyorlardı. Bu bir yatırım olarak gördüler onu. Gelsin burada oynasın, gelişsin. Aynı Sergen Hoca da mesela değil mi? Geçen sene Larin'i gönderdi. Bu sene bambaşka bir oyuncu geldi eline. İşte Fenerbahçe Ozan Tufan'ı gönderdi. Eline bambaşka bir oyuncu geldi. Galatasaray Arda Turan'ı gönderdi. Eline başka bir oyuncu geldi. Ama iş oyuncu da bitiyor burada. Eğer oyuncu gelişmeye açıksa, buna inadı varsa, çalışmayı seviyorsa, o vizyonun sahibi ise gerçekten kendi yolunu açıyor ve büyüyerek devam ediyor. Mustafa, lafını kestik kardeşim, özür dilerim. Estağfurullah hocam. Fenerbahçe'de biri resmi olmak üzere iki kişi de, üç kişi daha gitti. Perotti fiilen yok. Ömer Faruk fiilen yok. İsmail Yüksek resmen yok. Yani bu üç oyuncu da Fenerbahçe'de yollarını fiilen ve resmen ayrılmış vaziyette. İsmail Yüksek kiralandı mı tekrar? Kiralandı. Bugün Adana Demirspor'a gitti İsmail Yüksek. Dolayısıyla üç oyuncu daha Fenerbahçe'de, yani listede aslında altı oyuncu olması lazım. Ve bir de çoğu insan biliyordu da sadece hatırlatmak adına ukalalık yapmayalım. Yarından sonra oyuncu gönderebiliyoruz. Yani bu gece 23.59'da transfer bitiyor, alım bitiyor. Satım istediği gibi devam ediyor. Transfer bilmeyen izleyicilerimiz var. Dönemi açık olan ülkelere. Ama Türkiye'ye değil, yani başka ülke. Peki, Ilgaz Şener? Yok, ben Zalai konusunda, Zalai'nin oyun kurulumunda, hatta bu maçta bir uzun top attı. Tiam ayakta kalamadı. Borozcuk'la ikili mücadele gibiydi. İşte bu topları atacak bir oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin. Atilla Zalai zaten bence iyi bir transferdi. Doğrudan oturdu. Osayi Samuel o kısa sürede belirli noktalarda, tabii ki 33 dakikada bir şey söyleyemeyiz ama bir şey yapacağını gösterdi o bağlamda. Ben size buna şey yapıyorum. İrfan Can Kahveci konusunda abi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bence, benim gördüğüm, siz net olarak bir Luis Gustavo, Ozan Tufan, hani bir savunma önü oyuncusu olarak da oynayabilir dediniz ama ben topsuz oyundaki temposunun orayı şu oyunda pek kaldırabileceğini düşünmüyorum. Bu bir gelişim sürecidir. Yani Erol Bulut geçen sene nasıl Salih Uçan'a yavaş yavaş oyuncu karşılamayı öğrettiyse, çünkü İtalya'da çok geride kalmıştı o konuda, savunma yapmayı öğrettiyse, İrfan Can'a da bunu yavaş yavaş öğretecektir ama hani günümüz futbolunda artık yabancı ülkeden örnek vereceğim, kusura bakmayın. Yani Manchester City gibi bir takım Rodri, İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva ile çıkıyorsa illa bir takımınızda her daim Luis Gustavo oynayacak diye bir kural yok. Yani Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'le de bir orta saha kurabilirsiniz. Metbol Başakşehir'de Abdullah Avcı Emre Belezoğlu, İrfan Can Kahveci ve Mossoro ile kurduğu gibi. Rakibe göre değişecektir bence. Ama net olarak bir altın, hani klişe olarak ifade edelim, 6 numara oyuncusu mu, bence onun için bayağı bir gelişim göstermesi şart. Topsuz oyunda tempo ile alakalı. Yani yapabileceğim bir oyuncu, topa emanet edebileceğim bir oyuncu. Baktığınız zaman, yani sıkıştığınız zaman İrfan oynayın diyebilirsin yani takım içinde. Yediye mi? Yani o konuda emanet et. Kolay top kaybetmez. Doğru söylüyorsun. Tabii. Ve bu sayı çoğaldı işte. Kim vardı başka? Gustavo vardı. Yangın anında düğmeye basınız. Geliyordu İrfan'ın kendini. Gelişimini uzun zamandır bildiğim için topa sahip olduğunda vücudunu da çok iyi kullanır. Yani topla rakibine hiçbir şekilde topunu ortak etmez. Orada çok güzel bir şey söyledi. Kullanıyor. Bir de şeyden de mesela ben Galatasaray derbisinden sonra yani Mesut Özil'in takımın bir oyuncusu olduğunu göstermesinden sonra
ki yani şeydeki testlere soktular mı daha sokmadılar mı bilmiyorum. Belki bugün sokmuşlardır. Yani bir haftadır antrenman yaptırıyorlardı. Belki bugün teste sokmuşlardır ya da dün teste sokmuşlardır Mesut'u. Fizik olarak nerede olduğunu görmek adına. Ama bir aylık bir zamanı olduğunu. Doğru yere gelmesi için. En az bir aylık bir zamana ihtiyacı olduğunu ve bu zaman içinde de yani Şubat sonuna kadar olan bölümü söylüyorum. Kolay kolay ilk 11'de görmeyeceğiz Mesut'u. Görebiliriz ama kolay kolay görmeyeceğiz. İşte 15 oynayacak, 20 oynayacak, 45 oynayacak, 60 oynayacak. Neyse öyle koruma altında oynamaya çalışacaklar ama Mesut ilk 11'in oyuncusu olduktan sonra Fenerbahçe'nin bugünkü sisteminden de vazgeçebileceğini düşünüyorum. Daha farklı, 2-10 numaralı, tek santrafollu, yani 4-3-3 gibi, 4-2-3-1'den 4-3-3 gibi bir düzene evrilme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani hala üçlü savunmaya geçeceğini düşünüyorum Erol Hoca. O da olabilir. Yani o santrafor arkası kim olacak ama o konuda çok güvendiğini düşünmüyorum. Tabii geçebilir de. Mesela şey maçı üçlü gibi oynadılar Kasımpaşa maçında. Caner aldı, merkeze koydu. Orada bir üçlü dediler. Sağdır sol bek gibi yaptı şeyin üstünde. Yani Kasımpaşa maçı denediler o formasyonu. Beşiktaş'tan da bir açıklama geldi Twitter hesabından. Profesyonel futbolcumuz Tyler Boyd'un 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Demirgrup Sivasspor'la anlaşmaya varılmıştır. Tyler Boyd'a yeni kulübünde başarılar diler. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Bugün gün içinde bu detay gelmişti. Tyler Boyd hususunda takımlar anlaşmışlardı. Ve artık Sivasspor forması giyecek. Beşiktaş'ta transferde konuşulan isimlerden biri birkaç gün önce Vida konuşuldu. Bir anda Vida'ya bir teklif var denildi. A-Spor ekranlarında o detayı görmüştünüz. Şimdi Vida'nın menajeri Uğur Ava'dan telefon attığımızda yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Keyifli dinliyordum zaten, izliyordum sizleri. Çok teşekkür ederim. Aslında sezonun başında böyle bir teklif gelse yüksek ihtimalle her iki tarafta evet diyecekti. Ama yakın zamanda bir teklif geldi. Beşiktaş'ta da Vida'nın yükselen bir performansı var. Teklifin detayları nasıldı acaba? Ya şunu söyleyeyim, aslında hep bu konuyla alakalı spekülasyon da çok fazla yapılıyor. Herkes bu konuyla alakalı konuşuyor ama Vida hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmedi. Aslında bu konu sezon başı gelseydi de, devre arası gelseydi de çok bir değişiklik olmayacaktı. Yani Vida'nın hep söylediği bir şey vardı bu konuyla alakalı. Ben Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamadan buradan ayrılmak istemiyorum. Zaten ayrılmayı hiç düşünmüyor ama şampiyonluğu da çok fazla istiyor. Özellikle bu seneyle alakalı da şu detayı hep söyleyeyim. Takıma çok güveniyordu. Şampiyon olacaklarını hep düşünüyordu. Hala düşünüyor ve bu konuda gerçekten kendisine ve takımına da çok inanıyor. Şampiyonluğu düşünüyor ama evet, Parma'dan bir teklif geldi. Bu teklifi Vida hiç düşünmüyor.